Bence başarmanın sırrı odaklanmak. Bir şeye odaklanıp hayatında sadece o varmış gibi çalıştığında insanın başaramayacağı bir şey yok bence. Fireflux ikinci galibiyet için geliyor Filipe doğru. Bombalar gönderildi, bombalar gönderildi Fireflux. Scarface'den o bölgeye doğru bomba denemeleri var. Bakalım başarılı olacak mı? Evet olacak. Son 3 aydır bayağı yoğundu. 2-3 haftada biraz hafifledi. Ama genel olarak bayağı iyi gitti yani. Tam istediğim hazırlık evresi bitti aslında. Sadece Polonya'da birlikte böyle taktiksel mesela bazı şeyler deneriz. İşte orada oyunla alakalı şeyler ama hazırlık aşamasına gönlüm şu anda çok rahat. Nomi artık tek başına kalmış durumda ve Fireflux oyuncuların üzerine gitmeye devam ediyor. Nomi'den çok cüretkar hareketler. Lux ikinci ismi de buldu, Zwoff'u da buldu. Şu anda oynayamıyor, hatta direkt bir oyuncunun skor garantisi alınmıştı. Scarface yakın mesafede Thompson öyle bir de fondan döndü. Hepimizin kafası birbirine uyuşuyor. İyiyiz. Güzel anlarımız oluyor, mutlu anlarımız oluyor. Durduk yere olmayan bir sebepten bile gülebiliyoruz yani. Değişik değişik. Eğlenceli bir takımız. Gırgır şamata sürekli döner. Hani böyle bir kırgınlık, küskünlük falan olmuyor bizim takımda. Sinir olduğu veya kurulduğu zaman bu ister istemez zamanla büyüyüp farklı bir şey olabiliyor. Bir şey oldu mu da anlayabiliyorum yani, hani bir şey var bunda diyorum. Ben konuşuyorum, bana böyle anlatıyorlar genellikle. Anlatmadığı zaman veya işte anlatamadığı bir şeyse de işte Furkan veya Gülce hallediyor yani. İçimden güzel şeyler geçiyor açıkçası. Oyun konusunda şu an çok iyiye gidiyoruz. Geçen seneye göre daha iyi olacağımı düşünüyorum. İsterse fırtına olsun, baş etmeye çalışacağız yani o fırtınayla, öyle söyleyeyim. Bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Hem kendi adıma hem takım adına. İyi bir hazırlanma sürecimiz oldu. Hırsla, istekle o şekilde çalıştık. Ki zaten inşallah da turnuvaya gittiğimizde bunun ilk gününden beri aynı şekilde devam ettireceğimizi düşünüyorum. Her şeye rağmen başarılabileceğini aslında anladılar. Şu an bu PMCL'de ilk 3 kesin olacak gibi bakıyorum. Oradan da dünya şampiyonasına doğru, hani ana hedef orada olmak üzere oraya doğru bir çalışma olacak olarak düşünüyorum. Bir fight'a turt atmak için neler dikkat etmeliyiz? Öncelikle pozisyonunu bıraktığında senin pozisyonun değerli bir pozisyonsa ona bakacaksın önce yani. Yerini çünkü doldurabilirler, başka bir turt parti gelir. Onlara dikkat edeceksin genel olarak. Girdikten sonra da o fight'tan ne kadar faydalı çıkabilirsin onu düşünüyorsun, ona göre gireceksin. Sırada eklemek isteyen var mı aklına gelen? Direkt kill fit ya benim. Karşılıklı atıyorum iki nak. Hiç pozisyonun önemi yok yani. Bir de dikkat önemli aslında. Çünkü iki tane takımın arasına giriyorsun. Yani evet, arkalarından en giriyorsun. En önemlisi timing, zamanlama. Aynen, yani. Zamanlama. Mesela hani 3 kişi giriyorsun, bir kişiyi de arkada bırakman lazım ki bir tane daha tört gelmesin. Uzamasın bir de, uzatmamak evet, lazım. Evet, uzatmamak lazım. Bize de gelmemesi lazım. En önemli şey uzatmamak olabilir tört partide. Evet. Her şey değişebiliyor. Bir kişinin sürekli full fokus arkaya bakması lazım yani. Ya da uyarması lazım. Vuruyorsak vuralım, vuramıyorsak bırakalım. Önlerini tutalım yani. IGL'i dinlemezsek kritik anlarda, işte o fight'ın içinde mesela duymazsak ne sonuçlar çıkar? Bir sonuç alamaz. Kriz anında rotasyondasın. Gidiyoruz A planına iptal. B planına birden döneceğiz ya. B planına dönerken dönemezsen bu suç tamamen senin oluyor. Bu fight'ta da çok değişkenlik gösteriyor bence. Dinlemezsen şimdi yani. Ya fight, yani. Fight'ta da şimdi bir fight'ta IGL ya fight'ta üç kişiyi kontrol edemez ki. Şu mesela zorlamayın beyler çıkmayın. Aynen çıkıyoruz. Aynen. Ha tamam o okey canım. Ama yani bunu dinlememek yerine hani zorlayan bir kişi olabilir. Bu kendinizden örnek şey kılmayın. Şeyden atıyorum bir tanesi. Abi benim pozisyonum çok iyi. Nak alırım çıkmayalım evet. Diyen de olabilir. Sonra nak yiye de bilir o tabii. Kişi. Sonra ondan ziyade şey oluyor bence. Çıkamıyorum. Aslında çıkabileceği şey oluyor yani. Çıkamıyorum oluyor. Evet, zaten burada öleceksin mesela durunca. Çıkamayınca da ölüyorsun. Aynı şey. En azından denemiş oluyor. En önemli çıkaracak derslerden birisi de şu. İşte IGL onu diyor çünkü genel bakabiliyor. Çıkamam çok iyi diyen insan genelde şunu düşünüyor. Hani sanki o son fight'ıymış gibi bağlanıyor oraya. Bağlanmasa çıksa oyunun devamında belki win alabilecek pozisyona geçecek. Bu mesela en büyük eksilerinden biri. Evet arkadaşlar, birlikte fikir üreterek sizlerle de paylaşmak istedik. Sizler de umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir bizlerle birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.